Kurye. Özür dilerim. Aynen Sony sincap. Ne diyorsun ya? Sizin ne kullandığınız merak konusu. Arkadaşlar herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl ve biliyorsunuz ki bu benim ve Isabel'in, yani kardeşimin, vlog kanalı olarak başlayan ve sonrasında daha enteresan bir yere giden kanalı. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz gibi gelmiş geçmiş en komik yemek sepeti yorumlarını beraber inceleyeceğiz ve okuyacağız. Eminim Instagram'da, Twitter'da ya da diğer sosyal medya kanallarında gezinirken mutlaka bir iki tanesine denk gelmişsinizdir. Belki o ne diyor da Ekşi Sözlük'te, hatta gazetelerde, dergilerde bile hani görmüş olabilirsiniz bu tarz yorumları ve bunları derledim sizlere. Şimdi hepsini okuyacağım. İnanın birbirinden komik. Gerçekten çok. Yani Türk insanı kadar zeki bir millet yok arkadaşlar, ama tembeliz yani. Yapacak bir şey yok. Neyse, hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Çünkü olabildiğince fazla okumak istiyorum sizlere. Kurye... Özür dilerim. Kuryeniz Kamil Bey biraz sert davrandı. Üstü ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedim. Hayır, yüzerek geldi. O tavuk neydi öyle ya? Süper ötesi. Bise abi koy tavuğumu. Tavuğumu kullanışız, her şeye on verdim. Dışarıcıda süper bir eleman. Aynı Sony sincap. Ne diyorsun ya? Sony sincaba benzi. Ben böyle bir hız görmedim. Restoranın cevabı. Bizim ne kullandığımızdan çok sizin ne kullandığınız merak konusu. Of, çok iyi ya. Yediğim en kötü Adana dürümdü. İnsan bir turşu bir kürdan koyar yanına, domatesler. Semser sanki elma yiyormuş gibi, hiç tavsiye etmem. Restoranın cevabı. Domatesin iyisi vardı da biz mi almadık? Bir de tavsiye etmem demişsin. Gece gece sipariş getirmişiz. Biz ne edek yani, ülkece kötüye gidiyoruz şu an. Bir hafta önceki sipariş hala gelmedi. Artık mezarımıza dökerler. Hayat su. Su. Of ya, çok iyi. Bir hafta sipariş gelmedi. Abi efsane ya. Bu su firmalarının genelde zaten şeyleri çok düşük oluyor arkadaşlar. İçinden kocaman bir kemik çıktı demiş. Restoranın cevabı. Özür dileriz efendim. Cumhuriyet altını koymayı unutmuşuz. Of. Efsane bir yorum. Misak-ı milli sınırları çizilirken Atatürk bu lezzeti tatsaydı bu iş yerini sınırın dışında bırakırdı. Of, ölüyorum. Ay. Patatesleri o kadar tuzlamışlar ki her yerimde ödem oluştu. Demişler ki 1-1-1 vermiş ya. Ben asla 1-1-1 vermiyorum. Yani hiçbir yemek o kadar kötü olamaz bence ki. Neredeyse her gün yemek sepetinden sipariş etmek zorunda kalıyorum. Dün Maslak'ta çalıştığım için. Çalışıyorum ben, biliyorsunuz. Benim hani bir işim var. YouTube benim işim değil. Ama olabildiğince fazla video çekip sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Ve bunun için beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Puanınız gitgide düşüyor. Şimdi yorumlarda sizi eleştiren insanlara ukalaca cevap verebilirsiniz. Eminim vermişlerdir. Restoranın cevabı. Dolar euro farkına bağlıyorum. Piyasa kötü malum. Devlet destek programları da tutmuyor. COSGAP de işin altına elini sokmuyor. Reel sektör zor günler geçiriyor. Aylık baz alırsak bazen 8-1 çıkıyor. Hava yağmurlu. Soğuk olunca dalgalanmalardan sebep 27.4 olabiliyor. İnşallah daha iyi olacak. Ay. Lezzeti güzel vaktinde getirildi. Tek anlam veremediğim, kese kağıdının içinden ambalaj açılmış lollipop şeker çıktı. Cidden buna cevap verirseniz sevinirim. Anlam veremedim çünkü. What? Çorba geldiğinde her yer dağılmıştı. Mantı da soğuktu. Bizler hizmet ediyoruz. İnsanları memnun etmek çok zor bir şey. Herkes psikolojisine göre takılıyor. Çorbanın dökülmesine imkan yok. Mantı soğuk demişsiniz. Mantıyı sipariş üzerine yapıyoruz. Önceden hazır bekletilmiyor. Malum yoğurt soğuk oluyor. Sıcağın üzerine soğuk dökerseniz ılık olur. Teşekkürler açıklama için. Muhteşem bir açıklama. Üşenmemiz yazmış yani sayfalarca. Lavaş Yugoslavya gibi de almıştı.
Lavaş Yugoslavya gibi dağılmıştı. Yemedim. Alihan yapsaydı bu Adana'yı ustadan daha iyi yapardı. Restoranın cevabı. Alihan'ı çağır, o yapsın sana kebabı. İyi kebapçı o. Kuryeleri tam bir şapşirik ya. Çok memnun kaldım lezzetli servisten. Restoran cevabı. Beğenmedi de sevindim. Yalnız şapşirik nedir anlayamadım. Ama puanlardan anladığım kadarıyla iyi anlamda kullanmışsınız lütfen. Kurye elemanıma asılmazsanız sevinirim. Ciğerci Halit. Ciğerci Halit. Yine 1-1-1 veren muhteşem bir kullanıcı arkadaşlar. Kötü. Nokta. Kötü nokta. Restoranın cevabı, sen beni tanıyorsun ve benim iyi olmamı istemiyorsun. Bu kadar belli etme. Bu kadar belli etme kendini. Rızkı veren Rabbim, fesatların işi rast gitmez. Allah'a havale ediyorum seni. Bu da Allah şey yaldırmış yani. Pideleriniz çok kötü. 1-1-1 vermiş yine. Restoranın cevabı, kardeşim oturduğun sokağı bilmiyorsun. 2 saat bizi ev aratıyorsun. Aratıyorsun. Benim buradan oraya pide getirmem 15 dakikamı almadı ama 25 dakika ev aratın. Bir de utanmadan yorum yapıyorsun. Bir daha sipariş vereceğin zaman adam gibi sokak yaz, diğer meslektaşlarımız aynı sorunla karşılaşmasın. Pideleriniz çok kalın. Lezzetli ve doyurucuydu. Uzunluğu da beni çok tatmin etti. Resmen delirdim. Teşekkürler. Dağoğlu en kalıcı ve uzunluğu sizde. Doyurmak bizim işimiz. Abi keşke topta okuyoruz diye kutunun üzerine top yazmasaydınız. Restoranın cevabı. İnanın aylardır üniversitenizin adını öğretemediğimiz bir emekçimiz var. Kutuların üzerine adresi bu yüzden bizzat ben yazıyordum. Dün arada kaçırmışım, kusura bakmayın ve lütfen yanlış anlamayın. İnanın güleyim mi ağlayayım mı bilemedim. Ya bunlar troll mü gerçek mi, inanın ben de emin olamıyorum arkadaşlar yani. Arkadaş yemek yediğimizi gördü. Nereden söylediniz kanka? Söyle de biz de oradan söyleyek dedi. Dövdüm, hayırlı cumalar. Restoranın cevabı, aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün. Hayırlı cumalar. Ya. Hız servis 10 ama lezzete 1 vermiş arkadaşlar. Allah aşkına mikrodalgaya atıyorsanız yapmayın artık, sıcaktan yenmiyor. Restoran cevabı, sizleri işletmemizde ağırlamak isteriz. İşletmemizde mikronun dalgası bile yoktur. Yediğiniz dürüm orijinaldir. Lütfen emeğe saygı, klavye gurmesi olmayın. Saygılar, klavye gurmesi. Yay! Mantı normal, yayla çorbası mükemmel, içli köfte efsane, ancak porsiyon aşırı az. Restoranın cevabı, kesinlikle haklısınız. Bizce de içli köftelerin porsiyonu çok 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 aşırı derecede az. Size sorarsanız içli köfte sipariş edecek bir restoran değiliz. Evet. Aynı restoran mı acaba şu anda bilemedim ama sipariş süresi ve paketleme iyiydi. Servis elemanı saygılı ve kibardı ancak mantı çok lezzetsiz, hamurlaşmış ve kıyması çok sertti. Kesinlikle haklısınız, biz mantı yapmayı pek beceremiyoruz. Emeklerimize rağmen gönderdikleri yemekler rezaletti. Restoranın cevabı, evet çok haklısınız, rezalet yemekleriyle tanınan biz, bir restoranız biz. Arkadaşlar bu 3 cevapta, yani son okuduğum 3'ü de aynı restoranda ait bu arada. Dolma tabağı söyledim. Açıklamada patlıcan dolma vardı ama sadece yaprak sarma gönderilmişti ve tuzluydu yemekler demiş. Restoran cevabı, patlıcanlar güzel olmadığı için yerine yaprak gönderdik. Patlıcanları imha etmek için kendimizi feda ettik. Hepsini yedik. Size kıyamadık. Biz böyle insanlarız. Sizin için iyi olan neyse onu yaparız. Neden mi? Çünkü sizi çok seviyoruz. Abi kafalar çok iyi ya. Belki iyidir diye sipariş verdim. Verdiğim paraya yazık be. Paketçi beni ara diye mesaj atıyor. Koca işletmenin bir telefona kontör alamıyor mu? Yazık gerçekten. 1-1-1 vermiş. Meşhur İzmir kumrucusu adı tamamen bir göz boyamadan ibaret. Yediğim oldukça sıradan ucuz bir kumruydu. Kaşarı sadece koklatmışlar, böyle önden görünecek şekilde minik bir şerit olarak koymuşlar. Restoranın cevabı, kendine sordun mu hiç hayatımda böyle güzel kumru yemedim diye? Kendine bir sor bence, hayatım boyunca bu kadar güzel kumru yemedim. Söyle dostum, sen ağzının tadını bilmezsin.
sen git de tavuk döner yi, mümkünse sen kumruyu tavuk dönerle karıştırdın. Ha? Burada kumru ekmeğin içinde yol yok ki şerit çekeyim. Ne diyorsun ya? Joker indirimi oldu diye az koyup getirdiniz. Restoranın cevabı. Hele şunun derdine, hele ne kadar para o kadar mama dırro gurme. Ne diyorsun ya? Bence burası gizli yeraltı tarikatı ve ışınlanmayı bulmuşlar. Tüm dünyadan da saklıyorlar bu buluşu demem o ki hız 10. Ay. Yediğim en güzel çiğ köfteydi. Eline sağlık Kemal Usta. Sıfır limit harika öğrenci dostu Kemal Usta. Restoranın cevabı. Böyle bir övgüyü en son annem bana kız bulmaya gittiğinde akraba gününde duymuştum. Resmen kabardım. Teşekkürler. Of ya. Sipariş 1,5 saatte geldi. Kurye evi bulamadı, tarifi anlamadı. Sevgili müşterimiz, evet bulamadı, siparişiniz gecikti ama biraz da verdiğiniz adresi doğru yazarsanız seviniriz. Patates kızartması yerine portakal suyu göndermek nasıl bir yanlışlıktır? Restoran cevabı, gözlüğümü evde unutmuşum, yanlış okumuşum, sorry. Hızlı gelmesi konusunda sıkıntı yok fakat verilen ücrete göre lezzetli değil, porsiyonları küçük. Verilen ücrete göre pahalı derken bizim malzeme kalitemizi mi yoksa kendi alım gücünüzü mü değerlendiriyorsunuz? Sayın hocam zorunuza gidiyor. Valla pavyon işletmiyoruz. Ne istiyorsanız o geliyor. Bu nasıl yorum? Ayıp ya. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım ki beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.